<laughs> Allah Azze ve Celle'ye karşı düşüncesini güzel yaparak, yani o Allah'ın onu affedeceğini, mağfiret edeceğini düşünerek ölsün. Çünkü eğer Allah bana azap edecek yandım gibi fikirlerle, bunalımlarla ölürse mutlaka azaba düşer. Yani merhametini umarak ölsün. Rahmeti ağır basarak ölsün. يَوْزِنِ خَوْفِ ve la tedela. Meşhur hadislerde müminin korkusuyla umudu teraziye konacak olsa elbette denk gelirler. Yani ne demek? Ne korku ağır basar ne umut ağır basar. O dengeyi korumak lazım. Ama İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Eğer buyuruyor yaşlıysalar veya ölüm döşeğinde genç de olabilir. Genç ama ölüm hastalığına tutuyor. Hasta. Ha, iyileşebilir ama şey, o zaman gence de bakmıyor. Ee, bizim artık ümidimiz fazla olmalı. Anlıyor musun? Ne bakımdan? Yani tam bir ölüm hastalığına şu anda tutulmuş gibi zahiren bir şey görünmüyor ama yaştan dolayı. Ekseri olmuş armut dibine düşer diye yani. Dolayısıyla mutlaka hüsnü zan üzere olacağız. Bizim e, ölüm hastalığında olanların e, o denge bozulacak. Yani korku ile ümit arasındaki ne, neyin lehine bozulacak? Umut tarafının lehine bozulacak. Umut tarafı ağır basacak. Çünkü neden? Öyle buyuruyor. Yani aynı zan ne yapayım? Fel yazun maşa. Ben kulumun bana olan zannı ve düşüncesine göre muamele ederim düşüncesinin yanındayım. Ne demek yanındayım? Yani ona göre ona muamele edeceğim. Eğer Allah beni affedecek, rahmet edecek, rahmeti geniştir, anamdan babamdan çok acır gibi bir fikirlerle Allah'a karşı böyle bir düşüncelere sahipken ölürse kesin ona rahmet edeceğim diyor. E sana daha ne açık garanti veriyorsan sana? Buhari hadisi bu ya. E, eğer e, yani şey ben yandım, ettim, ben çok can kırdım, süt döktüm, Allah beni affetmez miyim? Ben mutlaka beni azap edecek falan. Bu düşünceyle ölen yandı yani. Sakın Allah'a karşı böyle düşünmeyin. Böyle. Bu, onun için bu sohbetin çok önemi var. Ve gidecek. Niye? Allahu Teala karşılıksız affedebiliyor. E ki var. İttifak etmiştir. İttifak, ittifak. Bir tane muhalefet yok. Muhtezile'yi adamdan sayma ehl değil ki onlar. Ehl-i sünnet uleması şu hususta ittifak etmiştir. Mürteki bir kebire, yani en büyük günahlar işleyen adam, hiç de tövbesiz ölse, bak hiç de tövbesiz ölse mutlaka cehenneme girecek diye bir şey konuşulamaz. Girme durumu var çünkü kebair günahlarda özellikle biliyorsunuz beş vakit namazla sildirmiyor, rivayetleri, haç sildirmiyor, ömrüsü, yani büyük günahlarda özel tevbe şartı diye cumhura göre öyle, cumhura göre öyle. Ama bir ittifak şu mesele sabit ki bir adam tevbesiz öldü ve büyük günah sahibiydi. Bu illa bir cehenneme girer de çıkar. Böyle bir şey yok. Neden? allah Teala dilerse ya şefaat erişir ya başka bir şeyden Allah bir şeyine bağışlar veya Allah'ın rahmeti coşar. Onun hakkında tecelli buyurur. Onu direkt cennete gönderebilir. Yani bir kişi Allah diyemez ki e bu adamın yapmadığı büyük günah yok. E tevbe de etmeden ölmüş. E nasıl bunu cennete girdi direkt? Kim sorabilir ya? Allah kim kim sonra Seni diler mi dilemez mi? Kimi diler kimi dilemez. O ayrı bir şey. İcabında adam tevbe etmiştir. Onda da tevbesini kabul etmemiştir. Yani tevbe eden herkes de af mı oluyor? Onda da kesin konuşamazsın. Bu adam zaten tevbekar öldü. Bu kesin direkt gider cennete. Eski günahlarından muaf. Onda kesin konuşamazsın. Kimi kabul etti, kimi kabul etmedi yani. Bir adam hiç tevbesiz gitti. Hiç tevbesiz de gitse. Kebair günahlarda da olsa direkt cennete girme durumu var mı? Var tabii. Şirk değil ki bu. Anladınız mı? Bilmiyorum. Ehl-i sünnet acayip bir şeydir. Hassas teraziyle ölçer yani. Emirler gibi bir tatel. Ha ama şu var. Küllüm fi nar illa vaide diyor. 73 fırkaya benim ümmetim bölündüğü zaman 72'si şu anda 73'üz. 73'ün de her birinin içi bilmem kaç 73 yani. Onu boş ver. Bir şahının 23 24lü var. Ama benim ümmetimde bir tek ehl-i sünnet ve cemaat kurtulacak. Hümürlezine alâ mâne aleyhine ve ashabi. Bir hadiste bir Macede benim ve ashabımın itikadında olanlar. Bir hadis-i el-cemaatü diye açık tabiriyle. Cumhur'un görüşü e, Sünnet ve cemaat yani bu tamam. Bunun dışında 72 fırkaya bölünecek. Bölündü mü bölündü. Ulema bu usta ciltlerde kitap yazdı 72'yi de buldular. Adıyla, sanıyla, itikadının pisliğiyle, habasetiyle hepsini zikrettiler. Elmiyeli, elveli, hel kitaplara. Dolayısıyla Dolayısıyla 72'de hadiste şöyle bir durum var. Bak bu Müslüman ölüyor yine, bile. Onu konuşuyoruz Kafir öleni konuşmuyoruz. Kafir, iki, kafir öleni 72'si 73'ü yok ki ya. Kafir ölen hepsi cehennemde ebedi yani bunu konuşmuyoruz. Bu 72 de kafir diyemiyoruz. Ama ehl sünnetten hariç yani bir bidat durumunda zaten itikadının bozukluğu onu kafir edecek durumdaysa o zaten 73'ten dışarı kafirler tarafına çıkıyor gidiyor. Anladın mı? Ama muhteziliğe biz genel manada tekfir edemiyoruz. Şia'yı da genel manada tekfir edemiyoruz. Yani genel manada. Çünkü dozu var dozacı var. Dozu var dozacı var. Şimdi Ebu Beksat'ın sahabeliğini inkar ederse kafir diyoruz. Söverse sebbeder şudur budur. Ama şimdi Hazreti Ali ondan eftaldi. E bu da Şii. Yani şimdi Hazreti Ali Hazreti Osman'dan eftaldi dese. E bunu, bunu şimdi kafir edecek bir durum yok. Anladın mı? veya da Hazreti Ali Hazreti Ebu, Ebu, Bekir'den de eftal dese. Yani tabi Eli sünnete muhalif bir durum. Ama kafir demeyiz ki adama yani şimdi. Kafir demek kolay iş şey değil. Onun için ama Ebu Bekir Sıddık mürtetti kafirdi haşa ve gel. Oo, o kendisi az olur kafir. Hazreti Sıddık Abu ha, Denimr oluyor. Bir sahabiye bile kafir dese kendi kafir oldu Onu konuşmuyoruz. 72 fırkanın Müslümanları yani imanlı ölse de Ehl-i sünnet dışında itikata sahip olduğu için onlar hakkında diyor küllüm finnar. Hepsi ateştedir. Onun için İmam Rabbani diyor onlarda fert yani onlar da fert fert, her fert bir cehenneme gidecek. Çünkü itikat pisliğidir, amele benzemez. Bak adam sabaha kadar diyelim ki mutezile alimi. Bunlar sabaha kadar teheccüd kılıyorlardı. Bunlardan Kabe'nin içinde ömrü geçen adam var ya. Kabe'nin içinde ya. Bırak haremde içinde. O zamanki alimlerden. Mutezile adam. E bu adam sabaha kadar namaz kılıyordu, teheccüd kılıyordu. Bir takva idiler ki bu mutezile. Ya hariciler. Aynı sorun yani. E şey işte anladım. Ama bu adam bu kadar ibadet şu bu. Mahşere çıktı. Müslüman imanını kurtardı gitti. Ama el e muhalif. el e dönmeden gitti. Bu adam bu kadar ibadetle taatla işte bir haramı günahı yoksa da itikadında bu pislik olduğu için bir noktada yani. Bir noktada her noktada değil. Ama el sünnetten çıkmış. Bu mutlaka bir cehenneme girip itikad pisliği olduğu için ateş temizler diyor. Mutlaka giriyor. Çünkü hadiste diyorum Mavram'a küllüğüm hepsi dedi diyor. Ama buna mukabil. ehl-i sünnetten bir adam. Her günahı var. Yani kusura bak günahları bana saydırmayın. Müstehcen şeyleri saydırmayın. Münkeratı zikrederek yaymayalım. Her günah var. Salih amel de yok. Tevbe de etmemiş abi. Hani son dakika tevbeyi de kurtaramamış. Gitmiş o vaziyette. Ha, bu adamın direkt cennete gitme durumu var mı? Var. Ehli sünnet ittifak etmişlerdir ki tevbesiz de ölse, büyük günah sahibi de ölse mutlaka bir cehenneme girecek kaydı yok. Allah isterse cehenneme koyar, isterse günah kadar yakar çıkarır, isterse de direkt cennete koyar. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Allah'ın Allah nafı Allah mağfır Benim kulum mu ya? Bana ne soruyorsun? E bu kadar günah yapmış da tevbe de etmemiş de bilmem ne demek. Ya bu kime vurur kime vurmaz. Ben ben sana sen bundan ne ümitleniyorsun yani kendine? Niye aleyhine hesaplar yapıyorsun? Sen tevbene bak. Ama ehl Sünnet'in itikadını anlatıyorum ben sana burada. Ömrü, ömrü boyu teheccüd, zikir, Kur'an. Hiç günah yok. İtikadında bozukluk olduğu için mutlaka cehenneme giriyor. Bu adamın bütün günahları var. Tevbe de yok. Ölmüş gitmiş. Ama itikadı düzgün olduğu için bunun direkt cennete gitme durumu var mı? Var. Kim Allah sınır koyabilir? Bunu direkt gönderemezsin efendim. İlla bir cehenneme göndereceksin. Niyeymiş? Tevbesiz ölmüşmüş. Böyle bir Sen itikatta duymadın mı? Hemen yemüt ve lem yetüb min zembi fe emruhu mufavvatu li Bu itikat kaidesidir. Kim günahından tevbe etmemiş ölürse işi Allah'a ısmarlanmıştır. Kimse demiyor ki kesin cehenneme gidecek. Diyemez ki bu kadar ayet var. Dilediğimi mağfiret ederim şirkin dışında ayeti varken nasıl bunu bir ehl sünnet alim konuşabilir? Haddine mi? Ehl-i sünnetin farkı ne zaten? Ayeti hadise bağlı olmak. Öbürü kafasına göre takılmak. Mutezilesi bilmem Kendi kafasına göre ondan 72 fırka oluyor zaten. Kur'an ve sünnete tabi olanlar ancak ehl sünnet olabilir. Sabur <laughs> erdi Allah'a taallaha tevatten açifte. İnne husne zanni billahi azze ve celle min ibadeti. Allahu Teala'nın kendine güzel muamele yapacağını afu mağfiretiyle tecelli edeceğini düşünmek diyor en güzel ibadetlerden biridir diyor. Şunu yap şunu oku böyle bir şey var mı? Yok. Ben şimdi burada duruyorum yani. Bo boş boş oturuyorum mesela. Şu anda böyle içimden geldi yani. Bir düşünce geldi bana. Ne düşüncesi geldi? Allah'ım beni affeder ya. Kurban oldum. Anamdan çok acık. Çok merhametli Allah'ım. Böyle bir şey düşünüyorum yani. Allah'a karşı güzel bir düşünce içindeyim yani. Ben... Allah'a karşı Müslüman zaten güzel düşünce. Onu demiyorum. Sana yapacağı muameleyin güzelliğini düşünüyorsun. Yoksa tabii ki Allah hakkında her şey esması, sıfatı, her şey mükemmel, her şey güzel. Onda sorun yok. Buradaki güzel düşünme ne biliyor musun? Bana güzellik yapacak diye düşünmek ha. Yani bu hususunu anlatmak millete çok zor. Yani ince bir mesele. Ben de o misallerden anladım. Meşahisin tespitlerinden anladım. Yoksa ben anlayamıyordum bunu. Allah hakkında güzel düşünmeyi. Allah nasıl kötü düşünüyoruz abi Müslümanız falan. O değil. Sana güzellik yapacağını düşünüyorsun. Yani bana azap etmeyecek, merhamet edecek. Ama tabii burada dengeyi kaçırıp da ne yaparsam yapayım Allah zaten ben o hakkında iyi düşünüyorum ya falan. Onu da demediler yani. Çünkü Allah'tan korkmadan yani Allah'a saymadan da böyle şey düşünürüm ya sen Allah Allah Celle Celaluhu dalga mı geçiyorsun aşağı? Ama kul kusursuz olmaz. E, yapıyoruz, yapmışız günahlar. Yapıyoruz hala. O günahlardan sebep ümidini kesmeyeceksin ha. Beni affedecek ya. Kurban olduğum Celle Celal. Yani güzel ibadet diyor. Şimdi bak burada ibadet yapıyoruz. Belki çoğu ibadetlerimiz de güzel sınıfında bile değil yani. Her yaptığımız ibadet makbul mü yani? Sen burada düşünüyorsun ki Allah'ın beni affedecek. Bunu diyor amelleri, ibadetlerin en güzelinden sayıyorum diyor. Benim aklımda diyor size iyilik yapacağımı düşünün. Kullarım buyuruyor. Ya böyle bir Rab'den ümit kesilir diyor. Seni affedeceğini düşünmeni bile ibadet sayan bir Allah'tan Celle Celaluhu. E. Mahrum kim olabilir ya? Kim o Allah'ın rahmetinden mahrum olabilir? Olduğunu, olacağını düşünün. Aman aman aman. İsterseniz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben size haber vereyim. Ne haber vereyim? allah Teala kıyamet günü müminlere ilk kelamı ne olacak? Allah'a duyacağız orada Celle ye. Kelamını işiteceğiz. Yani hepimiz mahşerde olacağız yani. Yaratıldığımıza göre ilk mahşerden kaçış yok. Ne buyuracak yani? Peki müminler Allah'a ilk söz olarak ne cevap verecekler? Öyle ya şimdi. ilk olarak allah Teala bir şey soruyorsa e, bizim de ilk cevabımız o olacak mecburen. Şimdi gidip allah Teala sana bir şey soruyorsan başka bir şey cevap verirsen. Ne soruluyorsa ona cevap vereceksin değil mi? Orası fuzuli konuşma gevezelik yeri değil. Allah bu Celle Celaluhu bir şey soruyor. Direkt muhataplık var. allah Teala müminlere şöyle soracak. Aman ya Rabbi. Hel <laughs> ehbebetüm İlk kelam. Bana kavuşmayı sevdiniz mi? Tabi cennetten evvel Allah'ın cemalini görmek yok mahşerde. Bu tecelliler görülüyor artık tamam. Allah'a kavuşulmuş oluyor. Bana kavuşmak istediğiniz mi dünyada? İşte allah ilk sözü. Bana kavuşmayı sevmiş miydiniz? Fekulüne ya Rabbi. Evet ya Rabbi sana çok kavuşmayı sevmiştik. Fekulüne lime. allah Teala da soruyor. İlk kelamı. Niçin sevmiştiniz bana kavuşmayı? Affını ummuştuk. Bizi mağfiret edeceğine bağışlayacağına umut bağlamıştık. Ee, yoksa biz günahsız değildik. Hani ki cenneti garanti ettik. Değildik ama affına mağfiretine çok umut bağlamıştık. Onun için sana kavuşmayı sevmiştik. Derler. Allah Azze ve Celle buyurur. Kad vecebet lekum Sizi bağışlamam benim için vacip oldu. Kesin. Ben sizi affettim tertemiz oldunuz. Hadi gidin cennete. Onun için Ali İbni Bekar Hazretlerine Halef İbni Temim radıyallahu anh soruyor. Diyor ki ya bu Allah hüsnüzan hüsnüzan bu hüsnüzanın manası nedir? Diyor ki la yecma'u kevel füccar fi idare Bir Müslüman şunu düşünecek. Ben Allah'a inanmış mümin müvahhid bir kulum. Facir, kafir, münafık, fasıklarla beni aynı yerde toplamayacak kadar Allah kerem sahibidir. Aynı yurtta aynı ateşe beni koymaz. Ben bu kadar düşmanlık etmişim Allah'ın düşmanlarına. Ne kadar da günahım olsa Allah beni kendi düşmanlarıyla bir araya koymaz. Ben Allah'a düşmanlık etmemişim. Bir insan bu kafada bu fikirde olacak. Allah beni ve facirleri aynı yurtta toplamayacak. Ben böyle inanıyorum. Siz de böyle inanın. Allah Teala zanlarımızı tahkik eylesin. Bu hüsnü zan üzere yaşayıp ölmek. Vefat ederken Allah'ın afu mağfiretinin umuduyla gark olarak çene kapamak cümlemize müessel Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem.